seferiyken iken cemaate geç yetiştim. Seferi kişinin mükim imama uyabileceğini biliyorum ancak ikindi namazında cemaate son rekatta yetiştim. İmama uymaya niyet ettim. Cemaate katıldım. Cemaat son rekatta oldukları için selam verip namazdan çıktılar. Ben yetişemediğim rekatları eda edebilmek için ayağa kalktığımda ikilemde kaldım. Cemaat gibi düşünüp dört rekata mı tamamlamalıyım yoksa seferi olduğum için iki rakata tamamlamalıyım diye sormuşlar hocam. Seferi olan bir kimse mukim olan imama uyabildiği gibi mukim olan bir cemaat seferi olan bir imama uyması da sahiptir. Ancak e, yapmaları gereken bazı farklılıklar vardır. Şöyle ki eğer imam efendi misafir ise arkasındaki cemaatle mukim ise misafir olan imam, Tabi dört rekattı farz namazlardan bahsediyoruz. İki rekatta selam verdiğinde cemaat selam vermez, ayağa kalkar, üç ve dördüncü rekatını tamamlar. Hı hı. Peki bunun aksi olduğu zaman yani imam mukim olup da cemaat misafiri ise bu durumda cemaatte yani seferi olan kimse mukim olan imama uktida eder etmez, ona uyar uymaz namazı dörde intikal etmiştir. Hı hı bu saatten sonra onun namazı dört rekat olacağından dolayı imamla beraber namazına devam eder. Dolayısıyla namaza son rekatta yetişen misafir birinden veya hatta son rekatı da bırakalım teşebbüde yetişen birinden bahsedelim. Hı. Yani geldi, İmam Efendi teşehüddeydi. Allahu Ekber dedi, tekbir aldı ve namaza girdi. Ve ondan sonra imam selam verdi. Bu kişinin namazı imama uymakta dörde intikal Doğru, etmiştir. Intikal. Dolayısıyla kalkacak, dört rekatlı bir namaz nasıl kılınması gerekiyorsa o şekilde namazını kılacaktır. Evet. Yani misafir olan bir kişinin mukim imama uymasıyla namazı dörde intikal eder. Ama mukim bir e, imamın, şey mukim bir cemaatin misafir bir imama uymasıyla namazı ikiye düşmez. Evet. Onun namazı yine dörttür. İmam hmm. Efendi iki rekatta selam verdiği zaman kalkar. Namazını dörde evet, tamamlar. Efendim.